Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Laqad câet rusul rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ seyyidina Muhammed. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ seyyidina Muhammed. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ ve kurreti a'yunina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâsi ve beyinâtin minel hudâ vel furkân. Sadakallahul azîm. Ve kâlen nebiyyü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem: "Hel tecidu mâ tu'tiqu rakabeh?" İlâ âhiril hadîs. Sadaka Rasûlullah fîmâ kâl ev kemâ kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Cemaat-i Müslümin, İhvan-ı Din. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Rabbimiz içinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif ayını hayırlı mübarek eylesin inşallah. Oruçla alakalı sohbetlerimizi tamamlamak üzere bu son sohbetimizi de inşallah yapmış olacağız. Bir sohbet yaptık orucun mahiyeti ve fazileti hakkında. İkinci bir sohbet yapıldı. Bu da orucu bozmayan meseleler hakkında. Üçüncü bir sohbet daha orucu bozup kaza gerektirenler hakkında. Ve bugün ise orucu bozup hem kaza hem de kefareti gerektiren haller ile alakalı ve oruç kefareti nedir? Oruç kefaretinin mahiyeti nedir? Bununla alakalı bir sohbet inşallah yapmış olacağız. Bu şekilde oruç serimizi, oruç sohbetlerimizi tamamlamış olacağız. Bu sohbetin Ramazan'ın başından biraz gecikmesinin sebebi ise içinde bulunduğumuz ortam münasebetiyle bir takım sokağa çıkma yasakları vesaire oldu. Dolayısıyla bu sohbet biraz gecikti. Ramazan'ın sonuna doğru denk geldi ama olsun, ilim ilimdir. Bir sonraki Ramazan'da ve hayatımız boyunca her zaman lazım olur. Veya burada aldığımız bilgiler ile eğer buradaki öğrendiğimiz şeylerde geçmiş Ramazanlarda veya bu Ramazanlarda bir uygulama yapmışsak o zaman da en azından bize kefaret gerekmesini öğrenmiş oluruz inşallah. Şimdi buraya kitabımız ki İbn Abidin Rahimahullah'ın oğlu El-Hediyetül Alaiye yazarı Alaaddin Abidin Rahimahullah'ın El-Hediyetül Alaiye'sinden dersimizi takip ediyorduk. Burada bir kaide koyarak konuya başlıyor. Cümle biraz uzun. Ben cümleyi okuyacağım, mealini. Arapçasından değil de mealinden, Türkçesinden okuyacağım. Daha sonra da daha basit bir şekilde bir kaide koyarak meseleyi izah etmeye çalışacağız. Ondan sonra da vaktimiz yettiği kadar maddeleri sayacağız ve kefaretin mahiyetiyle beraber sohbetimizi bitirmiş olacağız. Bakın, hem kaza hem kefaret gerektiren şey nedir? Ne zaman kaza ve kefaret gerekir? Buna genel bir kaide. Birinci olarak diyor ki geceden niyet edip, yani bir kişiye kefaretin gerekmesi için İmsaktan sonra Hanefi mezhebine göre Ramazan orucunun niyeti caizdir. İmsaktan sonra niyet etmemiş olması lazım. Geceden niyet etmesi lazım. Bir, iftar etmeyi sureten ve manen mübah kılan bir şey arız olmadığı halde, yani kendisine zahiri veyahut da batini bir hastalık olabilir veyahut da affedersiniz kadınların adet hali olabilir, sefer olabilir, hastalık olabilir. Bu şekilde bir mübah kılıcı unsur arız olmadığı halde bir. İkincisi muzdar, yani mecbur veya mukrah olmadığı halde efendim kendisine amden iftar edecek bir şeyi yapacak olursa, iftarını yani orucunu bozacak bir şeyi amden yapacak olursa hem kaza hem kefaret gerekecektir. Bu cümle biraz kapalı oldu. Bu cümleyi biz biraz daha basitleştirerek şöyle izah edebiliriz. Geceden niyet etmiş olacak bir. Kendisine o gün akşama kadar, oruç bitene kadar, iftar edene kadar kendisine iftar etmeyi mubah kılıcı
bir hastalık, adet hali veyahut da bir arızi durum olmayacak. 2. Muzdar veya mukrah olmayacak. Muzdar demek mecbur kalmış, çölde kalmış, yolda kalmış, mecbur kalmış halde olmayacak. Veyahut da birisi kendisine bir tehdit yapıp da ikrah hali üzere olmayacak. Çünkü bu durumlarda muzdar ve mukrahın kişinin orucunu bozar ama kefaret gerekmez. Kasten, ki burada da hataen düşüyor. Hataen oruç yapacak bir şey olursa yine sadece kaza gerekir. Kasten iftar edici bir unsuru yaptığı zaman da hem kaza hem kefaret gerekiyor. İftar edici unsur noktasında da daha basit bir çerçeve çizecek olursak şöyle. İki türlü iftar etmek vardır. Sureten ve manen. Şimdi şöyle bir kaide konuluyor kitaplarımızda. Hem sureten hem de manen iftar edici bir unsur yaptığı zaman da yukarıda söylediğimiz şartlarda o zaman hem kaza hem kefaret gerekir. Ya sureten ya da manen olduğu zaman o iftar edici unsur o zaman sadece kaza gerekir. Hem sureten hem de manen iftar edici bir unsur olmadığı zaman bu durumda ise oruç bozulmayacaktır. Misal verecek olursak şeriatta ayıp yoktur. Bir insanın hanımıyla beraber olması noktasında eğer bu türlü bir birliktelikte, normal bir birliktelikte amden yapıldığı zaman da hem kaza hem de kefaret gerekecektir. Hem de hem kadına hem de erkeğe ikisi birden bir gün kaza 60 günde kefaret tutması gerekir. Kefareti biraz izah edeceğiz. Eğer şayet birliktelik olmadan yani tenasül uzvu birlikteliği olmadan erkek bir şekilde veyahut da kadından bir şekilde başka bir yol ile meni geldiği zaman, inzal olduğu zaman ise burada manen iftar edicilik olduğu için, sureten olmadığı için burada da kefaret gerekmeyecek, kaza gerekecektir. Oruç bozmayan bir unsur düşündüğümüz zaman da misal diyelim göz damlası veya ağzından mazmaza alıp ağzından tükürmek. Bu gibi bir durumda ise sureten ve manen iftar edici bir unsur olmadığı için oruç bozulmayacaktır. Kaidemizi bir daha tekrar edelim ve maddeleri saymaya başlayalım. 1. Sureten ve manen iftar edici bir unsur olduğu zaman geceden niyet etmek şartıyla, daha sonra iftar edici, iftar etmeyi mubah kılan bir unsur olmadığı şartıyla, mukrah ve muzdar olmaması şartıyla amden yapacak olursa bu durumda hem kaza hem kefaret gerekecektir. Ya sureten ya da manen iftar edici bir unsur olduğu zaman da ikisinden birisini ki misal verdik bu durumda kaza gerekecektir. Ya sureten ya da manen ikisi de bulunmadığı zaman mesela göz damlası orucu bozmayacaktır. Çünkü sureten ve manen bir iftar edici unsur yoktur. Ağzınıza bir su alıp mazmaza, gusül veya abdeste o suyu dışarı çıkarttığınız zaman da sureten ve manen normal yollardan içeri giden bir unsur olmadığı için yine orucumuz bozulmayacaktır. O zaman burada genel kaide böyle. Şimdi madde madde vaktimiz yettiği kadar birkaç maddede bunları misalleriyle izah etmeye çalışalım. Kefaret gerekecek noktaları. Daha sonra kefaret nedir? Bununla ilgili de hadis-i şerifi okuyacağız ve sohbetimizi tamamlayacağız. Birincisi, az önce söylediğim gibi bir kadının bir erkeğin beraber olması durumunda hem kaza hem kefaret gerekecektir. Burada eğer Allah korusun kaza gereken durumda da onu izah etmiştim. Adam kadını, kadın adamı ikrah yoluyla, zorlama yoluyla bir beraberlik olması durumunda hiçbir şekilde itaat etmediği zaman kaza gerekecektir. Eğer itaat ederse o durumda yani bunu isteyerek kendi ihtiyarıyla yaptığı zaman da kefaret gerekecektir. Eğer zorlama durumunda kendisi bunu hiçbir şekilde arzulamadığı halde yaptığı zaman da ise sadece kaza gerekecektir. Daha sonra arız olan bir hastalık dedik. Bu hastalıkta ise kendisinin ihtiyarı olmadan gelmesi lazım. Mesela geceden niyet etti. Öğlen namazından sonra orucunu kasten bozdu. İkinden sonra ise oruç bozmayı gerektirecek bir hal arız oldu. Bu semavi dediğimiz kendiliğinden gelecek bir hastalık olursa o zaman kefaret kalkar. Ancak kendi kendini yaralamak gibi kendi kendine bir hastalık oluşturacak olsa, mesela diyelim ki tabii ki caiz değildir, haramdır ama kafasını duvara vuracak olsa veya eliyle bıçakla elini kesecek olsa, kendini böyle bir yaralama ameliyat girecek olsa, ameliyat olması için morfin alması lazım vesaire,
kendisi kendinin hastalığına sebep olacak olursa kefaret kalkmıyor. Semavi bir hastalıktan dolayı kefaret kalkıyor. Sefer de böyledir. Sefere eğer kendisi çıkarsa ki ikrah yoluyla çıkması değil, kendisi isteyerek çıkarsa bu kendi ihtiyarıyla yaptığı bir iftarı mubih unsur olduğu için, iftarı mubah kılan bir unsur olduğu için yine kefaret düşmeyecektir. Bu mesele de önemli. Yine yenilecek ve içilecek şeyler. Burada İmam-ı Şafii Hazretleri'nin rahimahullahu teala ihtilafı vardır. İmam-ı Şafii Hazretleri biraz sonra okuyacağımız hadis-i şeriften de çıkacak hüküm üzere İmam-ı Şafii Hazretleri oruç bozulması noktasında kefaret sadece cimadan dolayı, hanımıyla beraber olmaktan dolayı gerekir. Bunun dışında kefaret gerekmez diyor. Ancak Hanefi ulemasına göre beraber olmakla, cinsi münasebetle beraber yemek içmek de bu manada olduğu için yine kefaret gerekecektir diyor. Burada yenilecek olan şeyin veya içilecek olan şeyin mu'tat olması lazım ve örfen yenilecek içilecek bir şey olması lazımdır. Mesela diyelim ki örfen yenilemeyecek içilemeyecek bir şey olması durumunda ki bunu kaza gerektiren hallerde görmüştük. Bir avuç böyle kocaman bir avuç tuz yemesi gibi vesaire bu durumda sadece kaza gerekecektir. Taş yemesi gibi normal mu'tat yolun dışında bir taş ağzına girmesi durumunda kaza gerekecektir. Ama kendisi için bu artık mutat hale gelmişse, taş yemek ona mutat hale gelmiş olabilir, böyle insanlar olabiliyor. O zaman kefaret gerekecek. Az bir tuz yemesi durumunda yine kefaret gerekecektir. Toprak ve çamur, mutat olmayan toprak çamur yenilmesi durumunda kaza gerekecektir gördük. Ama eğer bir yerin toprağı var, insanlar o yerin toprağını, bazı böyle haller var yani yanlış bir şey belki ama işte şifadır vesaire diye yenilen topraklar var. Veya berekettir diye böyle bir haller var. Yani bunlar ayrı mesele. Bunlar doğru mudur değil midir? Ama bir bölgede eğer o bölgenin toprağının yenilmesi, çamurunun yenilmesi veyahut da taşının yenilmesi adet örf olmuşsa yine bu durum. Veyahut da o kendisi o adam onu adet haline getirmişse burada da yine kefaret gerekecektir. Yani yenilip içilen şeylerde önemli olan burada ya bölgesel bir örf adet oluşması veya kişinin kendisinin onu adet ve örf haline getirmesidir. Eğer onun için mutat olduysa o yenilecek veyahut da içilecek şey bu durumda kefaret gerekecektir. Eğer mutat değilse o zaman herhangi bir kefaret değil sadece kaza gerekecektir. Yine bu mesele de çok önemli. Bununla beraber kefaret gerekecek şeyleri özetlemiş oluyoruz. Bununla beraber bir insan, bu da çok oluyor, gıybet yapsa, hanımını öpse veya gözlerine sürme sürse, sakallarına saçlarına yağ sürse, bundan dolayı orucun bozuldu zannetse ve daha sonra kasten yese bu durumda kefaret gerekecektir. Çünkü bunları ne yapması gerekiyordu? Bilmesi gerekiyordu. Ancak burada bir istisna vardır. Bu da çok önemli. Eğer bir fıkıh, fetva veren bir hoca efendiye sormuş, o hoca efendi ona bu gıybet etmek veya hacamat yaptırmak orucu bozar dedi ise, bundan sonra yedi ise, yani bir alimin, bir fakihin, liyakatli bir kişinin fıkhına dayanarak bunu yaptıysa, o zaman sadece kaza gerekecektir. Ama bunu kendisi kimseye sormadan benim zannımca orucum bozuldu deyip, oruç bozulmayan bir meseleden dolayı oruç bozuldu zannedip kasten ondan sonra yemeye devam ederse bu durumda kefaret gerekecektir. Burada şöyle bir kaideyle özetleyelim kardeşlerimiz. Şöyle, oruç bozacak bir unsur olsa bile yine ne olsa olsun bir hoca efendiye, fıkıh ehli bir hoca efendiye danışmadan yememek lazım. Akşama kadar oruçlu gibi davranmak lazım. Akşama kadar oruçlu gibi davranmak lazım. Buradan bir istisna vardır. O da sabahleyin orucuna başlayan bir kadın, öğleden sonra eğer diyelim faraza ya da ikinden sonra adet olduğu zaman o kadının orucu bozması ve yemesi gerekiyor. Çünkü orucun bozulduğunun bir alameti olsun diye. O kadının akşama kadar beklemesine gerek yoktur. Ancak bunun dışında bir oruç bozucu unsur olduğu zaman da yine eğer yemekle alakalı, içmekle alakalı, hastalıkla alakalı ilaç alman gerekiyor, çok hastalandın, tedavi görmen gerekiyor, su içmen gerekiyor vesaire, bunların dışında normal şartlarda
akşama kadar yine durmak gerekiyor. Bu gibi sıkıntılara düşmemek için. Hacamat oldun, orucun bozuldu zannettin. Kan verdin, orucun bozuldu zannettin. Gıybet yaptın, bir hadis okudun. Okudun ki hadis-i şerifte gıybet orucu bozuyormuş. Öyle kendi kendine ki orucun bozuldu. Hadi bakalım ben yemeye devam edeyim dedin. Bu durumda kefaret gerekecektir. Çok önemli bir nokta. Bir şey daha hatırlatalım. Bakın geçenlerde bir arkadaşımız bana bir video gönderdi. Bir hoca efendi, ismini söylemek istemiyorum. Bir hoca efendi şöyle bir fetva veriyor. Biraz sonra kefaret hadisiyle alakalı da inşallah orayı da göreceğiz. Kefaret hadisiyle alakalı da sıkıntı var. Orayla alakalı çıkmış birisi açık açık inkar ediyor. 7 tane sahih kitabımızda rivayet edilmiş olan bir hadisi, bütün 4 mezhebin icmaen aldığı orucun kefareti vardır hadisini adam açık açık inkar ediyor. Niye? Kur'an'da yok diye. Allahu Ekber. Sadece dinimiz, şeriatımız Kur'an'dan ibaret değildir muhteremler. Kur'an-ı Kerim bizim tabiri caizse başımızın tacıdır. Allah'ın kelamıdır. İlmi, kelamı ezelidir ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevla tibyanen yani beyan edici özellik vermiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in en büyük müfessiridir, en büyük tatbikatçısıdır. Efendimiz olmadan Kur'an-ı Kerim'i tatbik edemeyiz. Sadece Kur'an-ı Kerim'le beraber namaz kılamayız, oruç tutamayız, zekat veremeyiz, hiçbir şey yapamayız. Onun için Kur'an'da kefaret yok diye kefareti inkar etmek, Kur'an'da namazın kılınması yoktur diye namaz kılmamaya benzer. Kur'an'da orucun tatbikatı yok, oruç tutmayalım o zaman. Yani sen ey cahil herif, başında, isminin başında profesör olabilir, hiç kimse kusura bakmasın. Yani insan cilt cilt kitaplar okur ama cahillik baki kalır. Böyle insanlar da var. Çünkü niye? Aklıyla gider. Biz aklımızla gitmeyeceğiz. Aklı bir binek yapacağız. Akıl bizim için bir binektir. Vahyi anlamaya bir vesiledir, vasıtadır, araçtır. Biz vahye tabi olacağız. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri öyle buyuruyor. Aklımla gitseydim mesin üstünü değil altını mesedilmesini, ayaklara giyilen mesin altının mesedilmesini söylerdim. Çünkü niye? Devamlı yerle temas halinde olan, devamlı kirlenen mesin altıdır, üstü değildir diyor. Onun için burada akıl yok, akıl yürütmek yok. Vahye tabi olacağız, aklımızı vahye ulaşmak, vahyi anlamakta bir araç kılacağız. Ama hiçbir zaman vahiy akılla da ters düşmez. Sen anlayamamışsındır. Onun için aklıyla gidiyor, Kur'an bize yeter falan vesaire. Kimisi Kur'an'da kelime de inkar ediyor. Hayır, biz birinci unsurumuz Allah'ın kelamıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muad ibn-i Cebel'e öyle buyurdu. Sana bir fetva geldiği zaman ne yaparsın? Allah'ın kitabıyla hükmederim. Allah'ın kitabında bulamazsan ne yaparsın? Resulullah'ın sünnetine bakarım. Resulullah'ın sünnetinde bulamazsan ne yaparsın? O zaman içtihadım yaparım ve o şekilde fetva veririm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allah'ın Resulü'nün Resulü'nü yani benim elçimi Allah'ın Resulü'ne muvaffık kılan Allah'a hamdolsun buyurdular. Dolayısıyla bizim sistemimiz böyledir. Araya bir de icma giriyor. Kitap, sünnet, icma ve müştehidinin ra'yi yani kıyas. Edille-i erba böyledir. Ehl-i sünnet vel cemaatin tamamı bunu böyle inanmıştır. Senin sünneti kaldırman demek, senin sünneti kaldırman demek orucu kaldırman. Ben bu vatandaşa söylüyorum, onun gibi düşünenlere söylüyorum. Eğer siz kefareti Kur'an'da yok diye inkar ediyorsanız orucun keyfiyeti de yok. O zaman orucun keyfiyetini de inkar edin. Nasıl kılınacağı, nasıl yapılacağı, namazın keyfiyeti yok. Zekatın keyfiyeti yok. O zaman ne uğraşıyorsunuz boşuna kefareti inkar etmeye? Direkt orucu inkar edin. Evet, kütübe aleykümü sıyamı tutmak size kelime manası veriyorum. Kur'an-ı Kerim'i yalın olarak anlamayı söylüyorum. Tutmak size farz kılındı. Ney? Neyi tutmak? Nasıl tutmak? Ne zaman tutmak? Veya işte külü veşrebu hatta yetebeyyen leküm ayeti de var. Yani birkaç da ama ne zaman başlıyor, nereden başlıyor, hangi şeyler orucu bozuyor, hangileri bozmuyor? Bunlar nereden beyan ediliyor? Resulullah'tan beyan ediliyor. Oruç böyle, namaz böyle, zekat böyle. Onun için biz evvela Allah'ın kelamını alacağız. Allah'ın kelamının en büyük beyan edicisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih sünnetlerini alacağız. Ondan sonra eğimmeyi müştehidin dediğimiz ulemamızın, müştehid imamlarımızın temel olarak bugüne kadar bize aktarılmış 4 temel mezhep esasında bunlar ve bunların içerisindeki diğer müştehitlerin ve bunların dışındaki selefi salihin müştehitlerin görüşlerine başvurarak amel edeceğiz. Kendi kafamıza göre. Aldılar dini oyuncak yaptılar. Aldılar dini oyuncak yaptılar. Kimisi Kur'an'a saldırıyor, kimisi sünnete saldırıyor, kimisi Ebu Hureyre radıyallahu anh'a saldırıyor, kimisi imamlara, müştehit imamlara saldırıyor, kimisi Hazreti Muaviye'ye saldırıyor.
Herkes dine saldı. Hele ki bu Ramazan'da böyle insanlar çıktı. Bunlara prim vermeyelim. Bunları dinlemeyelim. Yine bir hoca çıkmış. Bakın yanlış bir şey. Bir hoca çıkmış fetva veriyor. Diyor ki imsakta diyor ezan bitene kadar yiyebilirsiniz. Ya mübarek sen bu fetvayı nasıl veriyorsun? Nasıl böyle fetva veriyorsun? Halbuki biz hocalarımızdan duyduk. Mahmud Efendi Hazretlerimizden duyduk. İhtiyat olan birkaç dakika erken bırakmaktır vakit ezandan önce bile yani. Ezanın sonuna kadar yiyebilir nasıl diyorsun? Ki bugün ben o arkadaşın aramasından sonra tekrar kontrol ettim. Takvimde yazan vakit neyse ezan o vakitte başlıyor. Yani önce falan da yok. Direkt başlıyor. Vakit o zaman çıkıyor. İmsak çıktıktan sonra ezan eğer müezzin de biraz böyle maşallah yani asılıyorsa kardeşim 5 dakika ezan okuyor, 6 dakika ezan okuyor. Öyle ezanlar var belki. Peki bu adam 5-6 dakika yiyecek. Ya hoca efendi sen alanın olmayan yerde niye fetva veriyorsun? Fetva usulünü bilmezsin. Tam bir fıkıh bilgisine sahip değilsin. Olmaz. Bakın biz kitaptan, kafamızdan değil. Her şey yazılı, her şey yazılı. Hem de bunu kontrol ediyoruz. Hediyetül Aleyden bakıyoruz, Ömer Nasuhi Ümmen Hazretlerinden bakıyoruz, Hidaye'den bakıyoruz. Diğer bütün kaynaklardan araştırarak, bilmediğimiz noktalarda hocalarımıza soruyoruz. Elhamdülillah, fıkıh hocalarımıza, alimlere sorarak. Fetva naklediyoruz, biz fetva vermiyoruz, biz içtihat yapamayız. Onun için, bakın kardeşlerim, ezan bitene kadar yiyebilir demek yanlıştır. Ulemanın dediği birkaç dakika erken bırakın. Acizane kardeşiniz Mahmud Efendi Hazretlerimizin yanında bulunduk. Yani o talebeliğimiz yıllarında nafile pazartesi perşembe oruçlarını hiç bırakmazdı. Pazartesi perşembe oruçlarında sahur yaptığını bizzat müşahede ettik. Yemek gelirdi tepside sofrada. Kendisi yerdi. Mesela diyelim ki imsa 15 dakika kala yerdi. 3 dakika kala bırakırdı ve elini ayağını işte ağzını yalan yıkardı. Yani 3 dakika kala tedbiren bırakalım ne olur ne olmaz diye yani. 2-3 dakika kala bırakırdı. Şimdi kardeşim son dakika hadi neyse ezan başlayana kadar yedin de yani ezan bitene kadar diye bir fetva verilemez. İnsanların orucu bozuluyor. Bunu hoca efendiye sor ama hoca efendi erbabı değilse. Gözünüz ağrıdığı zaman kalp doktoruna gitmezsiniz. Eğer kalbinizde bir sıkıntı varsa dahiliye doktoruna gitmezsiniz. Her hocayım diyen, her hafız olan, her güzel Kur'an okuyan, her efendim ben hocayım diyen, hocalık ise sarıkla, hırka, ben de alırım 30'a 40'a demiş adam yani. Hemen kafasına bir sarık koyanı, efendim cübbe giyeni hoca dememek lazım. Bakmak lazım, sormak lazım. Gittiğiniz zaman bir kişinin dairesine, muayenesine mesela kardeşim diploman var mı, nerede okudun, hangi tıp fakültesinden mezunsun diye sorduğumuz gibi hoca efendiye de hoca efendi siz icazetli misiniz? Kimde okudunuz? Nasıl okudunuz? Nerede okudunuz? Fıkıh tahsilini kimde yaptınız? Kimden icazetlisiniz? Demek lazım. Bunun silsilesi vardır. Tarikatta da böyledir. İlimde de böyledir. Nasıl ki bugünkü okullarda diploma olmadan kişiye hastanede görev vermezler, doktorluk vermezler işte. İlimde böyledir. Özellikle ilimlerin de dalları var. Tefsir hocası ayrıdır, fıkıh hocası ayrıdır, hadis hocası ayrıdır. Herkes kendi dalında konuşmalıdır. Eğer kendi dalının dışında bana insanlar sordu diye fetva verirsen yanlışa düşebilirsin. Onun için çok mücadele etmek lazım, çok dikkat etmek lazım. Fıkıh alimleri, hocaları yetiştirmek lazım. Hocaları yetiştirmek lazım. Yetişen hocalara sahip çıkmak lazım, desteklemek lazım. Ve kişinin de kendi alanı olmadığı yerde müdahale etmemesi lazım. Ben bunu bilmiyorum, ben bunu danışayım, sorayım demek lazım yani. Evet. Şimdi kefaret nedir? Son bölümü toparlıyoruz. Kefaret nedir? Kefaret, şöyle özetini söyleyeyim. Teberrüken hadis-i şerifi de okuyacağım ve bitireceğim. Bu kefaret yoktur diyenlere de bu hadis-i şerifi okumak istiyorum. Açık açık hadis-i şerifte beyan ediyor. Kefaret şu anda olmamasına rağmen sadece zikrediyoruz hadiste geçtiği için. Evvela söylediğimiz şartlarda ve buna benzer şartlarda hem sureten hem manen orucu iftar edecek bir unsur olduğu zaman kefaret gerekir denildiği zaman evvela bir köle azat etmektir. İslamiyet'in kölelik sistemiyle alakalı ayrı bir ders yapmak lazım. Bu meseleyi de çok acayip kullanıyorlar. Sanki İslamiyet insanları köleleştirdi gibi. İslamiyet insanları köleleştirmedi. İslamiyet affedersiniz hayvandan daha aşağı muamele gören köleleri ve kölelik sistemini insana değer veririz. Mahluka değer veririz, Halik'tan dolayı, yaratandan dolayı yaratana değer veririz mantığıyla İslamiyet bütün sistemi
ticaret sistemini, aile sistemini ıslah ettiği gibi kölelik sistemini de ıslah etti ve her fırsatta köle azat edilmesine değer verdi. İşte bu da bir tanesi. Orucun kefaretinin birincisi köle azat etmektir. Şu anda kölelik yok. Tamam, bitti. İkinci olarak 60 gün peş peşe oruç tutmaktır. Okuyacağım hadis-i şerife. Eğer bir kişi ona da imkan bulamıyorsa o zaman 60 fakiri sabah akşam olmak şartıyla, yani bir fitre olmak şartıyla 27 lira 30 lira 60 fakiri doyurması gerekiyor. Şöyle bir soru oluşuyor. Yani bir adam orucu bozuyor, ondan sonra kefaret gerekiyor. Peki bu adam sonra nasıl oruca muktedir olamıyor? O şöyle olabilir. Birkaç sene önce orucu bozacak bir şey yapmıştır. O zaman sağlıklıdır. Daha sonra öğrenmiştir kefaret gerektiğini. Kefaret tutacağı zaman eğer ona imkanı yoksa o zaman hastalık vesaire gibi, o zaman 60 fakiri doyurması gerekiyor. Burada bir hassas nokta var. Hanefi mezhebine göre bu hadis-i şerifteki sıraya göredir. Yani evvela köle, köle yok. Bugün için evvela oruç, oruca imkan yoksa, sağlık el vermiyorsa 60 fakiri doyurmaktır. Ama 60 fakiri doyurduktan sonra oruca imkanım yok diye daha sonra sıhhat bulduğu zaman, o zaman tekrar oruç tutması gerekiyor. Çünkü bize göre tertip var, sıra var. Diğer mezheplerde ise bu tertip yoktur. Onlara göre, özellikle Maliki mezhebinde, onlara göre kişi istediğinden başlayabilir. Yani bir köle de azat edebilir, köle yok. İster 60 fakiri doyurur, isterse 60 gün oruç tutabilir peş peşe. Bu muhayyerlik var. Ama Hanefi mezhebinde ve Maliki olması lazım veya Hanbeli mezhebinde ise tertip vaciptir. Yani evvela oruç tutman gerekiyor 60 gün. 61 diye bir yanlış var, bunu da söyleyeyim. 61 diyorlar. Burada şöyle bir tehlike var. 61 dediğin zaman adam gider 61 gün kefaret tutar. Bir gün kazası kalmıştır. Onu kefaret niyetiyle tutarsa olmaz. Bütün ömrünüzü kefaret niyetiyle veyahut da nafile niyetiyle oruç tutsanız bir tane kaza kalsa ahirette onun hesabı sorulabilir. Onun için ince olmak lazım. İslamiyet incelik dinidir. Şöyle diyeceğiz. 60 artı 1. Yani 60 gün 2 ay peş peşe kefaret, bir günde kaza demek gerekiyor. Bu durumda kişinin 60 fakiri doyurması gerekiyor. Sabah akşam dediğimiz fitre miktarı bugün 27 lira 30 lira vermesi gerekiyor. Bu noktalardan beyan ettikten sonra hadis-i şerifi teberrüken zikredip inşallah sohbetimizi tamamlıyoruz. Bu hadis-i şerifi iyi dinleyelim. Ve bu hadis-i şerifi böyle işte Kur'an-ı Kerim'i vardır bize yeter, Kur'an'da kefaret nerede diyenlerin tabiri caizse onların önüne hadis-i şerifi serelim inşallah. Hadis-i şerif Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace ve Ahmed İbn-i Hanbel'de geçiyor. Yani seb'a dediğimiz 7 tane kitabımızda, 7 tane sahih hadis kaynağımızda hadis-i şerif geçiyor. An Ebi Hurayra radıyallahu anh kâle, câe racülün ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi. Hızlı bir şekilde teberrüken okuyorum. Fekâle, o zat buyurdu ki, helektü ya Resulallah, ben helak oldum ey Allah'ın Resulü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kâle, ve mâ ehlekeke, seni hangi şey helak etti? Kâle, o adam buyurdu ki, vekâtu alâ imrâti fî Ramazan. Ramazan-ı Şerif'te hanımımla beraber oldum. Bakın burada sahabe-i kiramın da ne kadar üstün insanlar olduğu ortaya çıkıyor. Onlar bir hata işlediği zaman, onlar bir günah işlediği zaman hemen tövbe ederlerdi. Hemen telafisine giderlerdi ve gelip sorarlardı, araştırırlardı. Söylemeyeyim, ayıp, utanır falan yok. Çünkü niye? Bu şeriattır, bu İslam'dır. Bu dünyada utanırsın ama yani ahirette karşına çıktığı zaman ne yapacaksın? Bak adam geliyor, ya Resulullah diyor, ben helak oldum. Niçin helak oldun? Ya Resulullah, dayanamadım. Nefsime efendim hakim olamadım, hanımımla beraber oldum. Fekale, evet. Kefareti inkar edenlere bak, fekale. 7. Ya hadi zayıf hadis diyorsunuz, senet yok diyorsunuz, kaynak yok diyorsunuz, inkar ediyorsunuz. Hadi o hadis zayıf, uydurma diyorsunuz. Uydurma olmayan hadislere de uydurma diyorsunuz. Zayıf hadislere uydurma diyorsunuz, tamam. 7 tane kitübü seb'ada hepsinde geçen bir hadis-i şerif. Bütün ümmet icma etmiş bu hadis-i şerifte. Ufak tefek tali noktalarda sıkıntı olsa da ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Hel tecidu ma tu'teku ragabeten. Acaba bir köle azat etmeye imkan bulabilir misin? Kale la. Bulamam ya Resulullah. Kale buyurdu ki fehel testadi'u.
acaba sen imkan bulabilir misin? En tasuma şehrayni mütetabiayn. İki ay peş peşe oruç tutmaya imkanın var mı? Sağlığın buna elverişli mi? Kale la. Adam zayıf bir adam, hasta bir adam belki de. Ya Resulullah bulamam ben iki ay peş peşe oruç tutamam. Bir gün oruca dayanamadım. Deyince kale Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki fehel tecidu ma tud'imu sittine miskinen. 60 fakiri doyuracak bir imkan bulabilir misin? 60 fakiri doyuracak bir imkan bulabilir misin? Kale la. Hayır dedi ya Resulullah bulamam. Ben imkanım yok. Kale Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve kale o zat buyurdu ki la bulamam ya Resulullah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi bekledi. Sümme celese fe utiyen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bi araqin fihi temrin. Peygamberimiz bekledi. Tamam o da oturuyor. Daha sonra başka konular oldu ve peygamberimize hediye olarak içinde hurma olan bir sepet geldi. Fekale Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki tesaddak bihaza. Bunu al tasadduk et. Yani bunu al bununla beraber kefaretini öde. Fekale o zat buyurdu ki bakın acayip bir şey. E ala efkara minna. Yani benden daha fakir ne mi tasadduk edeyim? Fema beyne labeteyha ehlü beytin ahvacu ileyhi minna. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki o zat ya Resulullah şu Mekke, şu Medine'nin iki tane taşlık arazisinin ortasında yani Mekke'nin iki tarafının ortasında Medine ovasında Mekke değil özür dilerim Medine ovasında benden daha fakir bir aile yoktur deyince fezahiken nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman bunu kefaret olmaktan vazgeçtim. Kefaret olarak dağıtma. Bunu gülerek Efendimiz buyurdu ki izheb fe'ed'imhu ehleke. Al o zaman bunu ailene yedir. Bu sana benim ailene vermiş olduğum bir hediyedir. Sen daha sonra imkan bulduğun zaman bu kefaretleri yaparsın buyurmuş oluyor. İşte bu hadis-i şerifte bakın burada Nureddin Itır hocamızın hadis şerhlerinde Nureddin Boyacılar hocamızın da elhamdülillah hadis şerhleri var. Şu anda biz de ona hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu da Nureddin Itır hocamızın büyük hadis alimi. Nureddin Boyacılar hocamız da elhamdülillah büyük hadis alimi. Onlar bu İbn Hacer el-Askalani'nin ahkam hadislerine hizmet etmişler. Burada bu hadis-i şerif şerhinde çok hükümler var. Ben teberrüken okudum. İşte bu hadis-i şerifi alarak bütün ümmet neredeyse icma etmiş. Orucu kasten söylediğim şekilde hem sureten hem manen iftar ettirecek olan bir unsur da ki burada hadis-i şerif cima noktasına geliyor. Onun için bazı alimlerimiz sadece cima ile kefaret gerekir diyor. Hanefi uleması ise yemek içmekle cima aynı manada olduğu için, orucun rüknü olduğu için burada vakıa öyle olduğu için oruç söylenmiş olabilir ama yine kasten bilerek yemek içme noktasında da yine kefaret gerekir diyorlar. Kefaretin delili de budur. Bu hadis-i şeriftir. Bunu inkar eden belki dinden çıkmaz ama sünneti inkar etmiş olur. Neredeyse mütevatir derecesinde bütün ulemanın aldığı bir hadis-i şeriftir. Birçok rivayeti var. Buhari'de, Müslim'de, diğer kitaplarda. Bu hadis-i şerife binaen kefaret gerekiyor. Oruçlarımızı muhafaza etmemiz gerekiyor. Dinimizi, ehli sünneti, sünneti muhafaza etmemiz gerekiyor. Yolumuzu muhafaza etmemiz gerekiyor. Allah-u Teala böyle cahillerden, kasıtlı veya kasıtsız, kasıtlı hainlerden, kasıtsız cahillerden bizleri ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Bu kefaret meselesi bu kadarlıkla kifayet edecek bir ders değildir ama ben özetle arz etmeye çalıştım. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri muhafaza eylesin. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri oruçlarımızı muhafaza eylesin. Sağlam, güzel oruçlar tutmayı nasip eylesin. Kafanıza takılan bir şey varsa sorun. Mutlaka ehl-i sünnet fıkıh hocalarına sorun. Ve bu şekilde ahirete borçlu olarak gitmekten kendimizi korumuş oluruz. İnşallahurrahman. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala oruçlarımızı, teravihlerimizi, ibadetlerimizi muhafaza eylesin. Kabul eylesin inşallah. İslam dini incelik dinidir. İslam dini kaide ve kural dinidir. Allah-u Teala her şeyin bir sınırını çizmiştir. Ve tilke hududullah. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. İslam Müslüman olmakla beraber, eşhedü en la ilahe illallah demekle beraber biz Allah'ın kanunlarını, Allah'ın bizim için koyduğu sınırları kabul etmiş olduk. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyerek de biz Resulullah'ın bize getirmiş olduğu sahih sünnetlerle beraber bize beğenmiş olduğu hükümleri baş tacı yaptık. Seni önder yaptık ya Resulullah. Seni lider yaptık. Seni rehber yaptık ya Resulullah diyerek sünneti baş tacı yaptık. Bizim için bu çizgi önemlidir. Ve tilke hududullah. Allah'ın sınırları budur. Bu sınırları muhafaza etmemiz gerekiyor. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.